Evet efendim, şu anda telefon hattımızda Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Sayın Oğuzhan Asiltürk var, darbe girişimini değerlendirecek. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Efendim neler söyleyeceksiniz, nasıl değerlendireceksiniz bu darbe girişimini? Tabii başından beri ben de bütün millet de takip etti. Tam bir akıl almaz ölçüde bir eşkıyalık. Yani hani darbeler çok olmuştur. Geçmişte de darbeler olmuştur. Silahlı kuvvetler belli ölçü içerisinde hareket ederek neticede hükümeti düşürüp de idareye el koymak gibi bir tavır içerisinde, o sınırlar içerisinde hareket etmişlerdir. Ama bu darbe yani böyle sadece hükümete filan değil, milletin kendisine yönelik bir tavır almış. Toplumu bombalıyorlar. Uçaklar meclise bomba atıyor. Çok önemli yerleri bombalıyorlar. Bu akıl almaz bir şey. Yani hemen bu noktada şunu söylemek vicdani bir borçtur. Gerek Cumhurbaşkanı'nın tavrı, gerek ona tabi olarak hükümetin tavrı bu darbenin fazla tahribat yapmasını önlemiştir. Yani birçok kimseler efendim halkı sokağa çıkarmak filan uygun mudur filan gibi laflar edebilirler ama eğer o halk sokağa çıkmasaydı darbenin böyle birdenbire kesilmesine yol açacak, önlenmesine yol açacak manevi güç de olmazdı. Hatta benim inancımı şimdi söylüyorum, bu darbenin arkasında dış güçler var ve başında da Amerika var. Hatta Obama bile halkın böyle sahip çıktığını görünce kendisi şunu söylemek zorunda kaldı. Herkes takip etti televizyonlardan. Yani böyle bir darbe karşısında hükümetin yanında olmak lazım. Yapanlar zaten, yaptıranlar kendileri. Bu Amerika'da özellikle belli ölçüde destek alan bir kişinin etrafındakilerin etrafında olan silahlı kuvvetlerin içerisinde bulunanların akıl almaz bir terörizmden öte bir darbe teşebbüsüdür bu. Evet. Dolayısıyla gerek Cumhurbaşkanı'nın o tam kararlı tavrı, gerek iktidarın ona uyarak aldığı önlemler, halkın da tabii olarak böyle bir eşkıyalığa karşı çıkması büyük tahribat olmadan durumu önlemiş demektir. Çok ufak tefek şimdi bazı yerlerde çatışmalar olabilir. Onların önemi yok. Ama bu eşkıyalık bu terörizmden daha tehlikeli bir şey. Yani terörist bir grup insanı şey yapmaya çalışıyor. Bunlar bütün milleti ortadan kaldırmaya çalışan bir hareket yaptılar. Onun için milletimize geçmiş olsun diyorum. Silahlı kuvvetlerimizin de gerçekten o terör örgütü şeklinde aralarında bulunan insanlara karşı çok kararlı ve gereken davranışı gösterdiler. Onları da tebrik ediyorum. Efendim bu eşkıyalık yeri püskürtüldü diyebilir miyiz? Halkımız rahat olabilir tabii, mi yani? Tabii tabii. Bu bitti artık. Bunun şeyi yok. Hatta bu şimdi değil. Dün gece yarısı bitmişti. Anladım. Efendim peki bundan sonra ne olacak? Yani asker ne olacağı ayrı bir mesele. Şimdi bunu değerlendiriyoruz. Bu mesele bitmiş. Bir ufak tefek bir yerlerde bir takım kırıntıların şey yapmaları hiçbir şey ifade etmez. Bundan sonra ne olacağı ayrı konu. ABD var dediniz. Türkiye bundan ABD'de sonra... ABD'de var, Avrupa Birliği'de var, İsrail'de var. Hepsinin arkasında bunlar var.
Zaten bunları destekleyen Amerika'da dört elle örgütün başında olanı tutup da savunan ve ona destek olan Amerika Birleşik Devletleri. Onun için şimdi artık hiç şunun için oldu, bunun için oldu diye kimseyi tenkit etmeden ne yapabiliriz konuşmamız lazım. Şunu yapmamız lazım diye meseleleri ortaya koymamız lazım. Bunu genel olarak söylüyorum. Önümüzdeki günlerde bunların hepsi yapılacak. Efendim çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun. Evet, yani şu anda fazla konuşmak erken. Evet efendim. Ama durumu değerlendirdim. Bundan sonra ne yapılması gerekenleri de gerek biz parti olarak toplanıp bunları konuşacağız. Gerek iktidar gerekse de diğer partiler, yani çok takdir edilecek bir şey, bütün Türkiye'de bir birlik ve bütünlük meydana geldi. Bu takdir edilecek bir şeydir. Bundan sonra da çözümlerin aranması lazım. Çözümlerin aranması için de geçmişin tenkit edilmesine gerek yok. Geçmiş bitti, gitti. Bir olay oldu. Bundan sonra ne yapılması lazım? Bunların konuşulması lazım. Çözüm olarak neler söyleyebiliriz efendim? Birkaç cümleyle bunu alabilir miyiz lütfen? Çözüm olarak görünen bir temel kural şu ki Avrupa Birliği ile bu işin yürümesi mümkün değil. Bu çok açık. Avrupa Birliği'ne biz gireceğiz diye iyi niyetle de olsa hani bir takım şeyler şöyle daha güzel olacak, öyle değil. Millet kendi güçleriyle bu değerlere sahip çıkıp da bunları koruyabilir. Artık Avrupa Birliği şeyi bu darbeyle bitmiştir. Evet. Efendim çok teşekkürler. Yayınımıza katkı sağladınız. Ben de teşekkür ediyorum. Hürmetlerimizi arz ediyoruz. Daha fazla konuşmak şu anda şey değil, gerekli değil. İnşallah ilerleyen süreçte efendim tekrar bizi bilgilendirmeniz için görüşlerinize başvuracağız. İnşallah. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Sayın Oğuzhan Asatürk, daha Amerika ve Avrupa, İsrail dış güçler var dediler.